kamu görevleri, sendikaları heyetinin ve kamu işveren heyetinin çok kıymetli üyeleri konfederasyonlarımızın, sendikalarımızın bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının çok kıymetli temsilcileri, yazılı ve görsel medyamızın çok kıymetli basın emekçileri bugün beşinci dönem toplu sözleşmeleri için görüşme sürecine bismillah diyerek başlıyoruz toplu pazarlık görüşmelerini ülkemiz milletimiz, üyelerimiz, bütün kamu görevlilerimiz için hayırlı, adil, bereketli sonuçlar üretmesini başlangıçta temenni ediyorum. Bismillah ile başladığımız 5. dönem Toplu Sözleşme süreci boyunca masanın bütün öznelerinin sürecin uzlaşmayla tamamlanması, sonucun elhamdülillahla taşlanması adına sorumluluk anlayışıyla hareket edeceklerine inanıyorum. Toplu Sözleşme Masası'nın misyonu, kamu görevlilerimizin emeklerinin değerini artırmak, ekmeklerini çoğaltmak, alın terinin ederini büyütmek, özgürlük alanlarını genişletmektir. Toplu pazarlık masasının hedefi, kamu görevlerini sürdürülebilir adil refah düzeyine ulaştırmak, yasak ve engellerden kurtarmak, çalışma şartları noktasına saygın iş anlayışıyla buluşturmaktır. Toplu pazarlığın vizyonu, kamu görevlilerinin ve kamu personel sisteminin sorunlarını çözmek, haklı beklentileri somut kazanıma dönüştürmek, gelir dağılımında adaleti sağlamak, herkesi kalite herkese kaliteli hizmet sunmaktır. Bu çerçevede masadan beklentimizi 3 spotla ifade edecek olursak, kamuda sorunları çözmek, kamu görevlilerine kazanım üretmek, masadan uzlaşıyı temin etmektir. Kamu görevlileri sendikaları heyet başkanı olarak Heyetimizin bütün üyelerinden bu misyon ve hedef vizyon çerçevesinde sürece katkı ve katılım sağlamalarını bekliyor ve buna da sonuna kadar inanıyorum. İnanıyorum ki emek örgütleri ve buradaki temsilcileri toplu pazarlık masası ve sürecini örgütsel rekabet sahnesi ya da dekor olarak görmek hatasına asla düşmeyecek ve böyle bir hataya emek kesimi olarak düşmeyeceğiz. Masanın emek kesimi tarafındaki herkesin konumu, durumu, yetki ve sorumluluk eşiği Kamu işveren heyetinin reddetmesini hukuksuz, hukuken imkansız, fiilen gereksiz hale getirecek kadar açık ve sarihtir. Heyetimizde yer alan yetkili konfederasyon temsilcisi ile yetkili sendikaların temsilcilerinin hareket ve yetki alanlarının kapsamı da sınırları da bellidir. Heyetimizdeki iki konfederasyonun yani kamu sen ve kes temsilcilerinin de süreçte masada ve oturumlardaki konumları durumları hem mevzuat, hem de uygulama bakımından son derece açıktır. Bu masa emek örgütleri arasında çatışma ve sataşmaya değil kamu görevlerinin emeklilerinin hakkını almak mücadelesinde paylaşmaya dayanışmaya vesile olacaktır. Buna sonuna kadar inanıyorum. Bu hatırlatmaları yapmaktan sürecin bütünde yönelik bakış açımı ifade etmekten maksadım şu veya bu özne itham etmek değil aksine kamu işveren heyetine masanın bizim tarafımızda rekabet, sataşma ya da çatışma yaşanır umudu belirmesin, buna bel bağlanmasın. Toplu pazarlık ve toplu sözleşme masası sadece sendikalar açısından değil, kamu işveren heyeti açısından da misyon, hedef ve vizyon noktasında eşikler içeriyor. Toplu pazarlık masası kamu işveren heyeti açısından da maaşları artırmanın, ücretleri iyileştirmenin, nimete hakça bölüştürmenin, gelir dağılımında dengeyi ve adaleti tesis etmenin gereksiz ve haksız yüklerden, külfetlerden kurtulmanın, bunlara son vermenin aracı olarak görülmelidir. Kamu işveren heyetinin başkanı ve üyeleri de emeğe hakkını teslim etmek, kamu görevlilerini ara rejim ve vesayet süreçlerinin ürettiği veyim ve yasaklardan azat etmek noktasında sorumluluk almakla mükelleftir. Kamu işveren heyeti hem kolektif irade olarak hem de tek tek her üyesi bakımından ne cimri işveren ne de kurnaz tüccar mantığıyla sürece yaklaşmayacaktır. Ben bu temennimi, beklentimi baştan ifade ediyorum. Öyle olmasını temenni ediyorum. Her birimizin ve her iki heyetin kesinlikle hatırdan çıkarmaması gereken husus şudur ki masamızın gündemi emek, masamızın gündemi ekmektir. Sayın Bakan Değerli Hazur'un kıymetli basın mensupları bu masanın çalışmalarını, çabalarını, kararlarını önemseyen uzlaşması, uzlaşması ve uzlaşmaması üzerinden dünü bugünü yarını doğrudan etkileyen 3 milyona aşkın kamu görevlisi, 2 milyona aşan memur emeklisi, 5 milyonun üzerinde toplam masayı masada doğrudan beklentisi olan insan ve 20 milyon 4 kişilik aile sayarsanız 20 milyonu aşan bir kitleyi doğrudan ilgilendiriyor. Toplumun tamamı ise dolaylı olarak herkes bu masayı gözlüyor. Bugün burada bu sorumlulukla hareket edeceğimiz 22 sene kadar devam edecek olan müzakere sürecini sonra hakem sürecinin başlayacağı süreçleri başlatmış bulunuyoruz. Bugün başlayan toplu sözleşme sürecimiz daha önce 4 kez tekrarlandı ve kamu görevlileri sendikaları olarak da 4 bu anlamda 4 toplu sözleşme pratiğine ve tecrübesine sahibiz. 2016-2017 yılını kapsayan 3. dönem toplu sözleşmede masaya 744 teklifle gelmişiz ve masadan 213 kazanım üretmişiz. Yani her 100 teklifin 28'i kazanıma dönüşmüş. Bir sonraki toplu sözleşmemizde dördüncü dönem toplu sözleşmede masaya 652 teklifle gelinmiş ve masada 258 konu bağıtlanarak kazanıma dönüştürülmüştür. Bu da şunu ifade ediyor. Her 100 teklifin 40'ı masada çözülmüştür. Bunun anlamı şu. Toplu pazarlık masası, toplu sözleşme süreci içerisinde çözümler barındıran kamu görevlileri aslında çözüm üretme mekanizması olan en üst noktadır ve bu potansiyel bu masada vardır. Bu toplu sözleşmeye, beşinci toplu sözleşme sürecine Tekliflerimizi disipline ettiğimizde 657 teklifle gelmiş bulunuyoruz. 657 teklifin 126'sı masada müzakere etmeyi gerekli görmeyecek ve tamamen üzerinde uzlaşalım. Aynı maddelerimiz geçsin diyeceğimiz maddeler, geçen dönem uzlaştığımız maddeler. Dolayısıyla bu çerçeveyi dikkate aldığımızda masada 531 maddeyi konuşacağız, müzakere edeceğiz. Bunu bu vesileyle ifade etmek istedim. Biz bölgesel çatışmalar ve küresel düzen üzerinden yürütülen diplomatik çatışma zeminlerinin ürettiği siyasal, ekonomik belirsizliklerin, finansal, ekonomi, üretim, ihracat, ithalat verilerinin bu noktada birçok ülkenin hedeflerine, tahminlerine yönelik etkiler ettiğini görüyor ve biliyoruz. Benzer şekilde Türkiye'de de özellikle 2018 yılına yönelik enflasyon ve işsizlik odaklı verilerin tahmin ve hedef noktasında kağıda aktarılanlardan çok farklı gerçekleştiğini müşahede ettik, beraber yaşadık. Maaşların enflasyona karşı korunmasıyla, enflasyon farkı uygulamasıyla kamu maliyesini koruma seçeneği arasındaki git gel üzerinden oluşan sosyal maliyeti de kamu işveren heyetinin gördüğüne inanıyoruz. Burada enflasyon, kamu maliyesi, bütçe dengesi, kamu görevlisi bütçesi gibi mukayese alanları üzerinden uzun uzun cümleler kuracak değilim. Aksine daha kesin ve kestirme bir zeminde söz söylemek gerekirse emeğin hakkının ekonomik öngörülere, finansal tahminlere, bilgi akış serüvenine mecbur bırakılmasını doğru bulmadığımı başlangıçta ifade etmek isterim. Bizler bu masada insana ve emeğe fiyat biçmeyeceğiz insana ve emeğe verdiğimiz değerin finansal olarak ifadesini sağlayacak şekilde alın terinin her bir damlasının ederini tayin etmeye birlikte gayret edeceğiz. Kamu görevlileri güvenceli çalışmak istiyorlar. İşçinin maaşının geleceğinin görevde işinin maaşının geleceğinin görevde yükselme noktasında kariyer ve liyakat çabalarının güvenceye sahip olmasını istiyorlar. Kamu görevlisi sıfat içerisinde kendilerine önem atfedilmesini engelleyen hatta kendilerini önemsiz gösterme verisine dönüştürülen ünvanların, kat sayıların, ek ödeme ya da ek gösterge oranlarının puanlarının değişmesini talep ve teklif ediyorlar. Aynı kurum içerisinde aynı ünvanlar arasında istihdam türüne dayandırılan bütün farklılıkların sistemden arındırılmasını istiyor ve bekliyoruz. Maaşların ve ücretlerinin açlık yoksulluk sınır altında Kalmaması gerektiğini buradan bir kez daha teklif ediyoruz. Bu masa yoksulluk sınırının altında maaş kalmasın diye mücadele eden bir masa. Yardımcı hizmetler sınıfı kapsamında görev yapan 110 bine yakın arkadaşımız bu masadan hizmet sınıflarının genel idare hizmetler sınıfı olarak değiştirilmesini bekliyorlar. Bunun için masada görüşmeler yapacağız. Kamu görevler arasındaki farklı istihdam türleri söz konusu. Nedenini açıklamakta, aklını ortaya koymakta, kurumların kamu işvereninin dahi sıkıntı yaşadığı istihdam türleri söz konusu. Güvencesiz ve kadrosuz istihdamın ürettiği riskleri, oluşturduğu boşluğu hem 15 Temmuz öncesinde hem de 31 Mart sonrasında bizzat yaşadık ve birlikte gördük. Kamuda sözleşmeli ve mevcut sözleşmeli personelin de kadro hasretine son verilmesini istemek. Devletin büyüklüğünü ve gücünü, milletin egemenliğini ve bağımsızlığını da güvence altına almak demektir. Onun için biz diyoruz ki kamuda şirket elemanı olarak görev yapanları taşeron işçi statüsünden sürekli işçi statüsüne geçiren irade aynı doğruyu tekrar etmelidir. Kamudaki sözleşmeli personeli isteği doğrultusunda bu anlamda kadroya geçirmelidir. Şubat ayında memur sen olarak kamuda sözleşmeliye son şurası gerçekleştirdik ve bu son şurası, şu, şu, şurasında ortaya koyduğumuz veriler, tartışmalar değerlendi, toparlandı ve beşinci dönem toplu sözleşme masasına yönelik bir çalışmaydı. Bugün bu masada bu şura raporunu kamu işveren heyetiyle paylaşmış durumdayız. Beklentimiz kamu görevlilerinin sözleşmeli istihdamdan kurtulması ve buna bağlı olarak yaşadıkları sorunlardan arındırılmasıdır. Ek gösterge konusu yine masanın en önemli konularından birisi olacaktır. Çünkü bizim dört, dört toplu sözleşmedir. Ek göstergelere ilişkin getirdiğimiz teklifler Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran seçimleri öncesi ifade ettiği dört meslek grubu ve yöneticiler üzerinden ifade ettiği vaatle yeni bir boyut kazanmıştır. Biz bunun memnuniyet katsayısını artırmak açısından bütün kamu görevlerinin içine alacak bir çerçeveyi bu masada temin edebiliriz. Bu masa tam da onun masadır. Hükümetin vaadini yerine getirmeye gerçekleştirme masasıdır. Çünkü müzakere alanı burasıdır. Son olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki verilen bu vaadi burada bağıtlayalım ve 3600 ek gösterge hasretiyle bekleyen kamu görevlerinde bu masadan memnun bir şekilde ayıralım istiyoruz. Gelir vergisi bizim kamu görevler olarak canımızı yakan bir süreç, bizim kaşıkla aldığımızı kepçe ile götüren bir düzenek yüzde on sabitlemek gerekiyor. Yüzde on geçen kısmın ise ya da kamu görevlerinin maaşlarına geri iade etmek gerekiyor. Bu konuda masada yine tekliflerimiz söz konusu. Tekliflerimizi kamuoyuyla buluşturduk. Gerçekçi teklifler getirdik. Gerçek enflasyon rakamları üzerinden konuyu tartışalım, konuşalım ve buradan bir memnuniyet üretelim istiyoruz. 2020 yılı için 8 artı 7 yüzdelik zam, yüzde 3 refah payı tabanayla 200 TL iyileştirme istedik. 2021 için 6 artı 6 oransal zam ve yüzde 2 refah payı istedik. Enflasyon farkı her iki dönem içinde, her iki yıl içinde devrede olsun diye tekliflerimizi kamu işveren heyetine sunduk. Onun için tekliflerimiz makul teklifler, rasyonel tekliflerdir. Masanın da reformist ve makbul kabul ederek buna ilişkin karşı teklifi sunmasını bekliyoruz. Adalet temelli bir bakış açısıyla beşinci dönem toplu sözleşme tekliflerimizle büyük Türkiye'den payımızı, yeni Türkiye'den hakkımızı, güçlü Türkiye'den de beklentilerimizi karşılamak fırsatı imkanları artırmak istiyoruz. Tekliflerimizin kamuoyu tarafından da satın alındığını son derece makul, son derece gerçekçi olarak görüldüğünü görüyoruz. Bugün gerçekleşen %115 doğalgaz zammının bizim bu anlamda ifade etmek istediğimiz bandı çok da net olarak gördü gösterdiğini buradan ifade etmem lazım. Çünkü eee %115 doğalgaz zammı kamu görevlilerine de direkt fatura olarak yansıyan bir zamdır. Öyleyse oransal zam, taban aylığa zam, refah payı, enflasyon farkı üzerinden bu masada kazanım üretirken aynı zamanda grev hakkıyla ilgili teklifimizi yine burada konuşacak ve kamu görevlilerini grev hakkıyla kavuş, grev hakkına kavuşturmak için burada mücadele edeceğiz. Siyaset hakkı konusunda ülkeye hizmet sunma fırsatı olarak gördüğümüz siyaset hakkı konusu yine masamızın konusudur. Altı yıldır sivil itaatsizlik eylemi yürütüyoruz. Kamuda kılık kıyafet noktasında 82 model Kenan Evren yönetmeliği ile bize içtima aldırılmasından rahatsızız. Dolayısıyla bize bıyıklarınız üst dudağı ihlal edemez, aşağıdakini taciz edemez. Dolayısıyla faulleriniz şu kadar, ense tıraşınız bu kadar olacak, kazağınızın yakası şöyle, pantolonunuzun kumaşı böyle olacak diye dayatan bir yaklaşımı ...son derece antidemokratik özgürlükler açısından son derece sakıncalı. Gördüğümüzü buna ilişkinde yürüttüğümüz altı yıldır e, sivil itaatsizlik eyleminin... ...kadın kamu görevleri açısından başörtülü çalışmaya fırsat tanıdığını... ...ama yönetmeliğin bu anlamda gözden geçirilmesi aslında en önemli mekanizmanın burası olduğunu... ...bu vesileyle bir kez daha kayıt altına almak istedim. Adil bölüşüm, dengeli gelir dağılımı, emeğin hakkını koruma alın terinin karşılığını artırma noktasında toplu pazarlık masasının emsalsiz, emsalsiz vasfının kamu işvereni tarafından iyi değerlendirileceğine inancımı baştan ifade ediyorum. Biz kamu görevleri sendikaları heyeti olarak uzlaşmak, kamu görevlerinin beklentilerini karşılayacak kazanımlar içeren toplu sözleşme metinlerini birlikte yazıp imzalamak için masadayız. Bu konuda ortak bakış ortaya konulursa ve hassas olunursa Beşinci dönem toplu sözleşme sürecinin yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk toplu sözleşme sürecinin uzlaşmayla toplu sözleşme imzalamakla sonuçlanacağını, kamu görevlilerine ikinci bir bayram sevinci yaşama fırsatı sunacağını düşünüyoruz. Toplu sözleşmenin ortasında bayram tatili olacağı için bu masadan bizim geçen toplu sözleşmelerde masaya getirdiğimiz bayram ikramiyesi konusunda emekliler boyutuyla atılmış olan adımdan son derece memnun olduğumuzu, bunun masada getirdiğimiz tekliflerden biri olduğunu, fakat eksik olduğunu, bunu bu masada mütemmim olarak tamamlayarak tamamlayarak kamu görevlilerinin tamamını memnun edecek bayram ikramiyesini de bu masada temin ederek çifte bayram yaşatabileceğimizi düşünüyorum. Buna olan inancımı baştan ifade ediyorum. İnanıyorum ki kamu görevlileri sendikalar heyeti gibi kamu işvereniyeti de bu konuda olaya böyle yaklaşacaktır. En azından böyle yaklaşmasını temenni ediyorum. Masanın hakkını vermek, kamu görevlerinin haklı beklentilerine evet demek bir siyasi iradenin en büyük başarısıdır. Çünkü hakkı verileme teslim edilen kamu görevlisi sıfatına, milletin bütününe hizmet, kamu hizmeti sunma iradesine sahip millettir. Başarmak, vadice paylaşmak dileğiyle 5. dönem toplu sözleşme sürecimizin hayra, umuda, berekete vesile olacağına İnancımı ifade ediyor. Sözleşme metinleri üretsin ve bu masadan uzası temin edilsin temennimi yöneliyor. Allah emeğin hakkını vermek, insana değer vermek, insan emeğinin ederini ve değerini yükselme noktasında hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyor. Ve hepinizi kamu görevleri sendikaları heyet başkanı olarak bir kez daha selamlıyor ve sürece bismillah diyoruz.